Dansları ve şarkılarıyla Kıbrıs'ta büyüleyen Hadise, 250 bin euroluk tazminat davasıyla ve haciz olaylarıyla ilgili ilk kez konuştu. Allah'ıma şükürler olsun. Hayat bu. Hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hadise 250 bin euroyu ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Hadise kaçtı, Hadise evden çıkmadı diye haberleri ben de okudum. Hadi biri olan, hadi elime dolan, beni bir öp bakalım, şu kızı dudağımdan. Hadise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için Kıbrıs Girne'de sahneye çıktı. Aşk büyüsü mü bu? Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun. Ünlü şarkıcı etekleri püsküllü, üst kısmı transparan işlemeli süper mini siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Vallahi her sahne için biliyorsunuz hep özeniyoruz. Heyecanlıyız yine her zamanki gibi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka geliyorum. 22 Ekim 1985 Belçika doğumlu Hadise için dev bir pasta yaptırıldı ve pastanın üstüne "İyi ki doğdun Hadise" yazıldı. Ünlü şarkıcı pastayı görünce çok şaşırdı. Aşağı. Getir buraya, getir. Arkadaşlar döndürün. Yazı kamera. Böyle, evet, aynen. Evet. Bu ne? Ekipten büyük oldu galiba, değil mi? Bismillah, evet. Kesiyorum şöyle ortada. Çok teşekkür ederim. Biz çok sağ olun. Ama sanatçı dostlarınız dalmış mıdır acaba? Beni öyle şeylere sokamazsınız. Hadise günlerdir gündemde olan 250 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildiği ve haciz gönderildiği haberlerine ünlü şarkıcı ilk kez cevap verdi. Hadise iddia edildiği gibi evine kapanmamış. Vallahi arkadaş işimin başındayım. Program çekiyoruz. Bir kere sevdiğim insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Çok yalnız takılmayı aralarda severim. Ama işimin başındayım, o yüzden Hadise kaçtı, Hadise evden çıkmadı diye haberleri ben de okudum ama doğru değil. İşimin başındayım yani. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka geliyorum. Bir giyim markasıyla 4 yıl önce iddiaya göre 500 bin euroluk reklam sözleşmesi yapan Hadise, firmanın iddiasına göre sözleşmeye aykırı davranmış ve 250 bin euroluk bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalmıştı. Tabii ki de düşüncelerim var. Onları ama dava sürdüğü için açıkça açıklayamıyorum. İcralık bir durum kalmadı şu an. Avukatlarım bununla ilgilendi ve ilgileniyorlar ve dava devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden şu an bu konuyla ilgili daha fazla da bir şey söyleyemeyeceğim. Giyim firmasıyla yapılan sözleşmeye ve çıkan haberlere göre bir yıl hiçbir moda ve e-ticaret markasına ait reklamda yer alamaz maddesi de bulunuyordu. Ancak Hadise'nin modacı olan kız kardeşi Derya Açıkgöz, rakip markaların kıyafetlerini ablasına giydirip fotoğraflarını paylaşmış, sözleşme maddesine aykırı davranmıştı. Tabii şimdi bu haberlere baktığınızda bir taraftan yapılmış haberler bunlar. Ben hiçbir şekilde yazılan cümlelere yorum yapmadım. Nedenini Allah biliyor. Ben ekibimden çok mutluyum. Ben yıllardır aynı ekiple çalışıyorum. Ekibimi seviyorum, ekibime güveniyorum. Evet. Burada ille de aile olması lazım bu ekipte diye bir şey yok. İşlerini iyi yaptıkları için yanımda var. Kız kardeşim benim başımı yakmadı diyen Hadise, kız kardeşleri Derya ve Hülya Açıkgöz'e sonuna kadar sahip çıktığını belirtti. Hayat bu. Hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Ben de ekibimle birlikte bir şekilde tabii ki de savaşacağım. Adalete güveniyorum. Kıbrıs'ta konu sadece tazminat davası değildi. Hadise, Murat Boz'la aralarında çıkan aşk söylentilerine de ilginç bir yanıt verdi. Kız arkadaşı olmasına rağmen, ekranlarda aşığım, seviyorum demesine rağmen hala bu haberleri yapan arkadaşlar var. Vallahi ne söyleyeyim, biz birlikte de vakit geçiriyoruz. Hatta birlikte konsere de gittik. Aslı'yı da çok severim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz çok iyi anlaşabilen, birbirlerimizin şakalarını çok güzel kaldırabilen ve oyuna girince böyle şovu birlikte böyle yürütebilen iki dostuz. Hadise sahnede danslarıyla da izleyenleri resmen büyüledi.